Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Aynary projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Aynary merkezi olmayan bir veri yönetim sistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bunun Aynary blockchain tarafından da desteklendiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten büyük bir proje. Zaten ileriki aşamalarda da bunu göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Aynary ile ilgili bize blok zincirini vesaire tanıtıyorlar. Yine yüksek iş hacmi olduğunu belirtiyorlar arkadaşlar. Projenin merkezi olmayan bir altyapı üzerine inşa edilmiş proje ve düşük gecikme oranında işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Buna ek olarak bir tokenları da bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 0. yaklaşık 14 sentten satılan bir tokenları bulunuyor. Ve sıralamasını da bu kısmında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Listelendiği yerlere baktığımızda ise PancakeSwap, Huobi ve Bitmart üzerinden bu token'ı temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Projenin bir diğer artıları ise burada bizlere verilmiş. Diğer projelere oranla daha hızlı olduklarını belirtiyorlar arkadaşlar ve daha stabil ve sabit bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimizi bu blok zincir üzerinden bizlere belirtiyorlar. Tıpkı işte BSC gibi, Near gibi, atıyorum Avax gibi bir blockchain ağ arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi yine birinci katman blok zinciri olduklarını belirtiyorlar. Daha yüksek hızda işlemler yapabiliyoruz ve daha güvenlikli işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Bu kısımda yine yüksek hızdan bahsediyorlar, güvenirlikten ve daha düşük maliyetli işlemler gerçekleştirdiğimizden bizlere bahsediyorlar. Ana özelliklerine baktığımızda ise zincirler arası uyumluluk, çevresel olarak sürdürülebilir bir proje olması, yine DAO tarafından yönetilmesi, stabil bir program olması, buna ek olarak eşsiz bir hızının bulunmasını belirtiyorlar ve yüksek performanslı bir işlem gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar bu zincir üzerinden. Ayrıca diğer projelerle uyumlu bir şekilde çalışan bir zincir olduğunu bizlere belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi zaten burada işte Avax'ı görebiliyorsunuz, BSC, Terra, Ethereum gibi ağları görebiliyorsunuz. Burada yine Bitcoin'e, Ethereum'a oranla TPS hızları vesaire bizlere verilmiş ve burada kanıtlı bir şekilde bunları bulunduruyorlar arkadaşlar. Bu kısımda CEO'larını görebiliyorsunuz. Yine kullanım örnekleri kısmına baktığımızda burada Gamefi üzerinden bir dünyayı birbirine bağlamayı hedefliyorlarmış. Bunlara ek olarak yine işletmeler ve hükümetler üzerinden bir farklı bir ekonomi yükselişi planlıyorlarmış arkadaşlar. Mülkiyetler için yeni bir çağ açacaklarını yine söylüyorlar. Yani bu kısımda da kullanım örneklerini görebiliyorsunuz. Yani kullanım alanları sadece blockchain olarak yer almıyor. Daha detaylı alanlara da yelken açtıklarını bu kısımda bizlere belirtiyorlar. Yol haritalarına baktığımızda 2020'de başlayan bir proje olduğunu zaten bu kısımda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde de bunu açıklamışlar bizlere. Biz 2022 yılına baktığımızda zaten burada Jax Dex listelemesini görebiliyorsunuz. Huobi'de zaten listelendiğini token'ı söylemiştik. Hani diğer büyük borsalarda listelenmedi. Fakat Huobi ve Bitmart üzerinde şu anda listeli. Diğerlerinin de listelenmemiş olması aslında bizim için bir avantaj diyebiliriz. Diğerlerinde eğer bir listeleme gelirse güzel kazançlar bırakabilir arkadaşlar. Özellikle Binance üzerinde bir haber çıkarsa projeyle ilgili güzel kazançlar kazandırabilir. 2022'nin diğer aylarına baktığımızda yine burada daha detaylı bizlere açıklıyorlar gelecek şeyleri vesaire. Hani test etme, hata eklama gibi şeyleri de planlıyorlarmış. Gerçekten profesyonel bir ekipleri olduğunu sizlere belirtebiliriz arkadaşlar. Projenin stratejik ortaklarına baktığımızda gerçekten büyük şirketleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine zaten Huobi ve Bitmart üzerinde listelenmesi bizim için iyi bir referans. Bu kısımda yine Aynary'nin blockchain teknolojisi tarafından desteklenen merkezi olmayan bir veri yönetim sistemi olduğunu bizlere belirtiyorlar. Yine Aynary'nin ekosistemin ikinci temel ürünü olduğunu da bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi arzı 80 milyon adet olarak sınırlanmış bir token olarak piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu da burada bizlere zaten belirtiyorlar. Twitter'larına baktığımızda 94 bin adet takipçileri bulunuyor ve burada zaten sürekli olarak proje ile alakalı bilgilendirmeleri vesaire de yapıyorlar. Burada zaten işte kaç adet cüzdanın açıldığını, kaç adet testnetin yapıldığını vesaire de burada detaylı olarak tablo halinde bizlere vermişler arkadaşlar. Hani geleceğin gerçekten önemli cüzdanları arasına girebilir bir proje. Tıpkı işte Avax gibi, atıyorum Solana gibi ağlara rakip olacak bir proje olarak geldiklerini bizlere belirtiyorlar. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi Telegramları üzerinde de çok iyi sayıda bir takipçileri bulunuyor ve toplamda 1270 adet online üyeleri bulunuyor. Zaten buraya da katılıp diğer
projeye katılanlarla daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Buraları da belirtmiş olalım. Son olarak token'ın fiyatını tekrardan sizlere göstermek istiyorum ve burada total supply'ları, maksimum supply'ları bizlere veriliyor arkadaşlar. Belirtilmiş. 24 son 24 saatlik volümüne baktığımızda 747 bin dolarlık bir volümleri bulunuyor. Volüm olarak da güzel bir proje. Market cap'i düşük bir proje arkadaşlar. 56 milyonluk bir market cap'leri bulunuyor. Yani diğer projelere oranla aslında düşük bir market cap'leri bulunuyor diyebiliriz. Bu da bizim için bir diğer avantaj olabilir. Yani proje hakkında sizlere benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Merkez olmayan bir yönetim sistemi olduklarını belirtiyorlar. Yani bir ağ olduklarını söylüyorlar aslında bizlere. Tıpkı diğer ağlar gibi onlara rakip bir ağ olarak projeyi çıkartmışlar. Ve bakalım ileriki aşamalarda neler olacak bunları hep birlikte göreceğiz. Diğer projelerde de olduğu gibi bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.